Brizi evlendiriyor. Tabii Şems'le Brizi'nin gelişinden memnun olmayan insanlar olacaklar. Onlar bu defa Kimya Hatun'a gönlünün olduğu rivayet edilen Alaaddin'i işte Kullanırlar. devreye koyuyorlar. 1244'te gelmişti ilk gelişi. 46'da Şam'dan tekrar dönüşü. 47'de bir yıl sonra da katlediliyor ve bir kuyuya atılıyor. Yani katledilmesi konusunda Tabii rivayetler rivayetler var ama biz tabii ki katledildiğini açıkçası ben düşünmüyorum ki bir sürü Evet. şeylerle, üstadlarla konuştuğumuzda. Çünkü kalp gözleri açık olan insanlar, diğer insanlara baktığınızda ki bu da Hazreti Mevlana'nın oğlu Alaaddin'in de dahil edelim. Çünkü Evet. onların da bir nevi gözlerine perde inmişti. Çünkü Evet. haset, kin ve özellikle kıskançlık o hale getirmişti ama her dönemde olan İlla ki. insanların ve işlerinde nefs olduğu sürece yanlarında mutlaka hata yaptıklarını görüyorsunuz. Ama şu var, Şems Tebrizi'ye sorduklarında beni hayatta kimse anlamıyor. Ben kendime mürit aramıyorum, şeyh arıyorum dediğinizde, bulursanız ne yaparsınız dediğinde başımı veririm demesi. Evet. Dönüyorsunuz tekrar, Hazreti Mevlana'nın işte bir Şems'ten birisi haber getirdiğinde yalan olduğunu bile bile çıkartıp hırkasını ona Vermesi. vermesi, ya yalan olduğunu bildiğiniz halde neden hırkanızı verdiniz? Ya yalan olduğunu bildiğim için verdim. Eğer gerçek olsaydı başımı verirdim Evet, çok güzel. demesi, her ikisinin de farkındasanız kendilerinden vazgeçmişler Vazgeçtiklerini. ve kendilerini yok olmuşlar ki var olmaya doğru zaten adım atmışlar, yürüyorlar. Evet. Dolayısıyla o dönemlerde biz hep altını çiziyoruz. Diyoruz ki Şems gitti ve bir daha gelmedi. Hiçbir zaman naaşı bulunmadı zaten. Evet. Hiç kimse tarafından. Hatta Konya'ya da gittiğinizde görüyorsunuz. Hem orada camisini görüyorsunuz, hem türbesini görüyorsunuz. Evet. Ama hiç kimsenin sadece kan izleri olduğunu belirtiyorlar ama